Kıbrıs'tan merhabalar. Aralık ayında başlayan anne olma kararımla birlikte hadi bismillah dediğimiz yolculuğun son ayağına geldim. Daha önce yumurta toplatmıştım biliyorsunuz. Bir tanesini havuza koymuştuk, dondurmuştuk. Şimdi tekrardan bir yumurta topladık. Yine bir tane sağlıklı embriyon var. Bununla birlikte yarın iki tanesini transfer edeceğiz nasipse. Ben de ikincisinde e, ilaç değişimine gidildi. Gonalef başlanmadı. Sadece Meriofert başlandı ve 375 mg olarak başlandı. Birincisinde ben de 9. gün gibi yumurtalar toplanmıştı. Çok büyümüştü çünkü. Bunda öyle olmadı ama bunda pazartesiden pazartesiye 8 gün perşembe falan toplandı. Pardon cuma toplandı. Gayet neredeyse iki haftaya yakın büyüdü. Bu daha yavaş büyüdü. Zaten bunda yumurta sayısında kaybım olmadı ama yine bir tane sağlıklı embriyom oldu. m 2 iki tane yumurtam geçmesine rağmen. Hani sanki bu süreç daha içime sindi. <laughs> Anlatabildiğim gibi. Hiç lafı çevirmeyeyim. Ondan sonra şimdi yarın da bu iki yumurtayı transfer edeceğiz. Peki bu arada ne yaptık? İşte Prednol başlandı. Progestan iğne ve kapsül, vajinal kapsül. Ama onu ağız yoluyla da alabiliyormuşsunuz. Ben geceliğin vajinal yoldan aldım onu. Gün içinde iki kere de ağız yoluyla aldım. Bir sürü ilaç verdiler dürüst olmak gerekirse. Bayağı Hani 5-6 tane ilaç içiyordum sabah diyebilirim. Mide koruyucu kesinlikle unutmamak lazım. Ben geçenkinde değişmemiştim de Allah hiç hatırlamak bile istemem. 3 gün kıvrandım yatakta yani. Şimdi o prednol çok zorlayıcı bir şey. Artık Etkilerinden bahsedeyim ilaçların. Yumurta çoğaltıcı ve büyütücü ilaçların beni ben de öfke ve sinir yaptı. Yani böyle arabayı sağa çekip çığlık attığımı hatırlıyorum. Çığlık yani, çığlık yapmıştı bayağı Ama bu e, rahim için kalınlığı koruyan, ondan sonra işte endometriumu kalınlaştıran, işte o dökülmesin diye uğraştığımız e, ne bileyim hani rahim içini koruyan enfeksiyondan bu kullandığım ilaçlar ise beni ağlak yaptı. Ağlıyorum ağlıyorum yani. Bu sefer biraz daha azaladım dürüst olmak gerekirse ama yine de yoğun bir ağlama başladı iki gündür bende. Sonra göğüslerimde korkunç ağrılar, korkunç. Yani böyle yani e, kimseye sarılamaz hale geldim. Yani el değmiyor. Uf, o korkunç yani gerçekten. Bu çok korkunç bir ağrı. Benim hiç yaşamadığım, tecrübe etmediğim ve beni böyle çok hayatımı çok zorlayan, emniyet kemerini takınca bile canımın böyle yandığı bir ağrı. Ondan sonra ee, bacaklarımın altında ciddi ağrılar oldu Bacak ağrılar yürüyorum ağrıyor Yani çok ağrıyor alt bacağım özellikle Benim çok ağrıyor bilmiyorum Bu ilaçlardan sonra oldu çünkü onu biliyorum ee, Başka Bir de Uyku hali Yani e, gün içinde bir şey oluyor Böyle birden böyle ığık gidiyorum Gidiyorum yani bildiğin yatıyorum Kalkamıyorum falan Ciddi bir uyku hali oldu bende Bu ee, Bunların hepsi benim için değişik deneyimlerdi. Ee, hayatım bir yoldan çıktı. Seanslar birbirine girdi. Dersler, kurslar, okul falan. Her şey alt üst oldu diyebilirim. Canım sağ olsun. Ee, <laughs> Ama şu anda yarın e, transfer olacağımın heyecanı var. Fakat kafam karışık. Bu süreç hep böyle geçti benim için. Yani başkaları için böyle mi bilmiyorum. Hani tecrübeleri olan varsa yazabilir lütfen paylaşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Benim böyle oldu. Yani mesela şimdi yarın iki tane embriyo transfer edeceğim ve çok korkuyorum. Ee, i̇ki annesi olmak istemiyorum. Ben bir tane çocuğum olsun istiyorum. Ama ikisi tutarsa da yapacak bir şey yok. İki annesi olacağım. Ve bu beni çok korkutuyor şu anda. Yani üç tane suşiler. İki tane de çocuk, bilmiyorum ben bunu nasıl. Hani bir tane olsa bebeğim böyle çok, hani nasıl söyleyeyim? Böyle güle oynaya seve seve böyle tadını çıkara çıkara büyütebilirim sanırım. Ama ikiz gerçekten çok zor. Yani başkalarından da görüyorum zor, izliyorum da zor, duyuyorum da zor. Arkadaşların evine gidiyoruz ikiz zor, iki çocuk aynı anda çok zor ve bu beni çok korkutuyor. Gerçekten çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Şey düşündüm işte hani bir tane embriyoyu transfer edersek diğerini sonradan transfer edersek onunla da ilgili çok ciddi bir maddi şey çıkıyor bu sefer. İşte en yani Türk lirasına baz aldığınızda bir 35 bin liraya yakın. Para tutuyor. Öf. Maddi olarak da kaygılandırıyor bu süreç beni. Dürüst olmak gerekirse. Ee, böyle 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 şeylerim var yani endişelerim var. Ama bunun dışında yarın transfer olacağımı bilmek benim için çok heyecanlı. Çok güzel. Kendimi o anlamda çok hani şey hissediyorum. iyi hissediyorum. Aa çok şükür. Yani işte rahime yerleştirilecek. Ben canlı göreceğim onu. Videosunu çekeceğim. Sizinle de paylaşırım. Ee, biraz da o süreçten bahsedeyim ben size. Bu kafa karışıklıklarımdan ve bu ruh halinden çıkmak istiyorum hemen. Korkuyorum. Evet. Gerçekten korkuyorum. Yani ama bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Ee, yarın için anestezi almayacağım. Ee, şey embriyoları çok pardon. Oh. Çok özür dilerim. Yarın için saat 10'da beni alacaklar. Aç olmama gerek yokmuş. Ee, i̇drar kesem dolu gitmem gerekiyormuş oraya. Muhtemelen yani ben erken uyandığım için Tuvalete ilk çıkarım yani O saate kadar tutamam yani Sonra tekrar su içerim zaten hani Üst üste içersem bir saat içinde Sıkışır yine Şey olmayacakmış Hiçbir kimyasal kullanmayacakmışım Parfüm sıkmayacakmışım makyaj yapmayacakmışım Fondöten pudra o oh, bu ruj Hiçbir şey Hiçbir şey olmayacakmış Ondan sonra embriyo strese giriyormuş aslında hamile olanlara dönüp baktığımda ne kadar hani meşakkatli bir şeyi böyle kendiliğinden doğal yollardan yaşamışlar. Bana çok şey geliyor. Bir de mesela yıllarca niye korunuyor ki insanlar? Aslında kaygıdan korunuyoruz yani. Gebe kalmak hasta işte kolay bir şey değilmiş. Dürüst olmak gerekirse. Yani gebe kalmak çok da kolay bir şey değilmiş aslında. Yani bu süreç benim hayatımda o kadar çok şeyi böyle bakış açımı değiştirdi ki. Hani parayla satın alınabilir bir tecrübeymiş gerçekten. Öyle ee, kimyasal bir şey sürmüyoruz, tok gidebiliyoruz, ee, idrar kesimiz dolu oluyor. Bu, bu kadar. Ee, uyutulmuyoruz, o yüzden kameraya çekebileceğim. Ee, ve sonrasında da sanırım birkaç saat dinlenmem gerekiyor orda. Ee, hemen tuvalete göndermiyorlarmış sanırım. Sonra öyle ee, geleceğim ve yarın dinleneceğim. Otelden çıkmayı düşünmüyorum gerekmedikçe. Ee, meyve aldım kendime kolay dursun diye. Öyle ondan sonra da ertesi gün bineceğim ve gideceğim. Bu kadar. Yani pek çok doğayla geldim buraya. Ee, ben Kıbrıs'ta e, sormuşsunuz yine söyleyeyim. Kulan grubuyla çalışıyorum. Doktorum Tolga Tuna Bey. Ee, Senem Hanım ilgilendi benimle. Hemşiresi. Ee, hastaneyi bana Özge Hanım, operatör doktor Özge sever, tavsiye etti. Ee, ve benimle de sağ olsun ilgileniyor. Ama Hatay'da Defne Hastanesi'nde, özel Defne Hastanesi'nde Raziye Keskin Kurt. Raziş teşekkür ederim beybi e, ...ilgileniyor benimle. E, çok şanslıyım. Hem Özge'yi tanıdığım için... ...hem Raziye'yi tanıdığım için. Raziye böyle çok o, duygusal olarak... Ben, ...beni böyle hani... ...sarar sarmalar ve yumuşaktır. Özge çok mantıklıdır. Kafasında yani benim böyle... Hani ...benim kafamdan geçen soru işaretleri... ...her neyse Özge hepsine cevap verir. Çat 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 hani en net şekilde. <laughs> o yüzden çok şanslıyım ikiniz iyi ki varsınız ve bu süreçte e, Senem Hanım'a çok teşekkür ederim ne sorarsam direkt cevap verdi her şekilde çok uyumluydular e, transfer dahil hiçbir şeyde Kıbrıs'ta hiçbir sorun yaşamadım hiçbir zaman e, teşekkür ederim kendilerine ve aileme sonsuz teşekkür ederim abim Pınar ablam, yengem, annem, şey ablam, yeğenlerim. Ha babam, babam ne oldu? Haberiniz yok hiç. Babam da maşallah şey yapıyor diyor ki hadi hayırlısı bakalım kabul etti biliyor musunuz babam sonunda yani bu fikri kabul etti dünya ya ne kadar garip Babam kabul etti. Ondan sonra okul arkadaşlarım, başta müdürüm, müdür yardımcım, bütün o öğretmen arkadaşlarım Meryemciğim, Ahmet, Emine, Gizem, öteki Gizem, sonra yardımcılarımız Perihan, Seher. Bana o kadar güzel anneler günü hediyesi almışlar ki ağladım bir sürü. Sonra öğrencilerim, velilerim, danışanlarım böyle inanılmaz bir e, sevgi seliyle sarıp sarmalanıyorum aylardır. Hepinize çok teşekkür ederim. E, sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> tamam bir şey yok. Ee, olsun güzel gözyaşları bunlar. Olacak evet. Ve bütün arkadaşlarım sosyal medyadan kuzenlerim Hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun. Kabul, kabul edilmek, kabul görmek çok kıymetli bir şey. Şimdi kabul etmeseniz de yapacaktım ama hani kabul etmeniz iyi bir şey. <laughs> çok teşekkür ederim. Böyle. Yarın sabah transfer oluyorum. Hadi bakalım. Oldu o zaman ben biraz kendimle ilgileneyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.